Bakire teyze. Geldim kızım, geldim. Heh. Ay, işe yarayacak mı dersin? Oraya tekrar gitmek istiyorum. Hiç merak etme. Peki, sence benim bu gördüklerim rüya mı? Bunu kimse bilemez. Belki de zihnin sana gerçekleri gösteriyor. Ver şunu ver. Bu kez kesin Nana'nın gerçek kimliğini öğreneceğim. Hissediyorum bunu. İnşallah, inşallah. Şanslar sana Simge Hanım. Güzel. Akla Kara'yı seçtim konsey üyelerini ikna edene kadar. 100 tane soru soruyorlar. Niye öyle olmuş, nasıl olmuş? Ne yani, kızcağız hep böyle çirkin mi kalsaydı? Neyse, ikna oldular sonunda, gece yarısı düzelecekmiş. Ay, ona da şükür. Artık Nana biraz idare etsin, ne yapayım? Ay, saçım başım nasıl acaba? Ay, yine mi sen? Benden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Tabii Şoker serbest kalınca ilk işi seni tekrar buraya göndermek oldu, öyle değil mi? Çabuk bana Nana ile ilgili gerçekleri anlat. Hemen. Burası oyuncaklar dünyası. Ben de baş peri Yüce Kulina. Peki ya Nana? Bunu asla öğrenemeyeceksin güzelim. Sersem kadın. Ne olacak senin bu halin? Ne? Görüyor musun sen o mendebur Şoker'i? Ne işler sardı başımıza? Şoker mi? Kimdi o güzelim? Canım, şu oyuncak mahallesindeki soytarı. Ha. Ben çocukların odasını toplamaya gidiyorum. Sen burada otur. Eskiden bu işleri sen yapardın. Ama şimdi yüzünü üfle desem kim bilir ne hale gelecek o da. Yaşlılık zor işte. Hele sen bir normale dön de. Ne? Hı? Evet Simge, çok uğraştın ama Nana'nın sırrını öğrenemedin. Burada gördüklerinde hiçbir işe yaramayacak. Çünkü hepsi senin rüyan olarak kalacak maalesef. Sen? Ama ben... Ya neden buradayım ya? Vallahi ben de şu anda Paris'te olmak için nelerimi vermezdim ama ekmek parası işte. Hayal meyal hatırlıyorum. Evet, Başperi Kulina. Evet, yine gittim oraya. Sen yine Şakire teyzenin kaynattığı otlardan mı içtin? Bak, ben korkmaya başladım artık, ona göre yani. Bana kalırsa bir daha sakın içme. Önce iyi geliyor ama sonra halüsinasyonlar falan görüyorsun. Ama Merve, inan bak, vallahi de billahi de gördüm. Hadi hadi, bırak bunları da çıkalım. Ay hadi Simge ya. Ya gördüm diyorum, neden bana inanmıyorlar ya?
Nana nerede? Anneannesini götürmeleri için akrabalarıyla görüşmeye gitti. Canım kadıncağızın ne zararı var? 2-3 gün kalsaydı bari. Yük olsun istemedi herhalde. İsabet olmuş. Yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz. Ne? Yani yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz dedim. Senden yorulunurum evladım. Yatın isterseniz diyorum. Aa, çapkın, birlikte mi yatalım? Çapkın gitti. Neyse Hakan'cığım, bırak oturuyor işte. İyi. Nana'nın bir şeyler çevirdiğini kanıtlamanın zamanı geldi artık. Simge rica ederim. Simgeciği şu ufak ufak deliriyor galiba. Simge, senin için endişelenmeye başlıyorum. Korkarım sen artık rüyayla gerçeği ayırt edemez hale geldin. Rüya demek. Peki? Buna ne diyeceksiniz? İşte kanıt. Neyin kanıtı bu? Tarak değil mi o? Evet ama normal bir tarak değil. Bunu ben oradan getirdim. Uçuyor. Of Simge. Ya bir dakika. Bu tarak sihirli. Sihirli mi? Anne lütfen şaka gibi. Dur kızım. Bir bakın. Bak uçuyor. Bravo. Ama bu sihirliydi vallahi billahi. Of sihir. Ya uçacak. Aa, ben gördüm. Ne yapıyor bu kadın be? Ay üstüme iyilik sağlık. Simge yeter sakin ol. İstersen bir psikoloğa gidelim. Ne dersin canım? Ya saçmalamayın ya. Deli değilim ben. Hepiniz bir oldunuz Nana'yı savunuyorsunuz bana. Bu tarak sihirli. Uçuyor diyorum. Gözümle gördüm. Kızım pazarda 1 milyona satıyorlar bunu. Neresi sihirli? Tamam. Gel benimle Simge. Sanırım son zamanlarda çok yoruldun. Hadi. Hayır. Vallahi kanıtlayacağım. Uçuyor. Başımı ağrıttın be. Anneciğim. Hadi Simge lütfen. Hastaneye gidiyoruz. Sinirleri ya çok yıprandı. Hakan saçmalama Hakan. Hadi. Ben gayet hadi. İyiyim. Hadi. Ya niye bana inanmıyorsun? Anneciğim hadi. Hadi. Ya, hadi. Lütfen. Lütfen. Tamam be. Şamata şamata şamata. Uykum var benim be. Hadi çocuklar. Siz de yukarı yatın artık. Yapmış Nana'nın bu yaşlı hali ne zaman düzelecek? Ah evladım nereden bileyim? Evladım. Nasıl oldu Simge? Sakinleştirici bir iğne yaptılar. Evine bıraktım. Uyuyor şimdi. Yazık kadına. Kafayı yedi. Nana ile bozmuş. Hayırdır? Uyuyakaldı burada. Ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Hadi evladım. İyi geceler. Ben de yatayım. İyi geceler Makbuş. Teyzeciğim, torununla konuşmak da seninle konuşmak kadar zor. Senin kulakların duymuyor, onun da yüreği. Bazen diyorum ki kendi kendime, açık açık söyle her şeyi. Al karşına, gözlerini dik gözlerine. Senden çok hoşlanıyorum de. Ama nasıl söylerim? Ah teyzeciğim işim çok zor. Neymiş o zor olan? Ah! Sen ne arıyorsun burada? Anneannen nerede? Gitti o. Neymiş zor olan? Söylemeyecek misin? Sen benim söylediklerimi duydun mu? Yo. Ben diyordum ki... Evet ne diyordun? Ben... Evet sen? Boş ver. Önemli değil. Hepsini duydum zaten. Ne? Duydun mu? Duydun mu? Doğruyu söyle. Evet. Gerçekten mi?